Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dönem yine Türk Dış Politikası 2 dersimizde beraberiz. Öncelikle yeni eğitim öğretim döneminiz hayırlı olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım 8 hafta boyunca keyifli, verimli, başarılı bir süreç geçiririz arkadaşlar. Şimdi Türk Dış Politikası 2 kitabının ilk ünitesi, ilk bölümü Soğuk Savaş sonrası Türk Dış Politikası'nı içeriyor. Şimdi bu ünitemizde neler üzerinde duracağız? Bu ünitemizde öncelikle 1945'ten sonraki Soğuk Savaş dönemi, zira hepinizin bildiği gibi Soğuk Savaş dediğimiz zaman İkinci Dünya Savaşı'nda 1945-1946'dan başlayıp 1991 yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar olan süreci içeriyor. Burada temel nokta şuydu. İki blok var. Biri ABD'nin öncülüğünü yaptığı Batı bloku ya da diğer bir deyimle kapitalist blok. Öte taraftan da yine Sovyetler Birliği'nin liderliğini yaptığı Doğu bloku ya da sosyalist bloku. Yani bu iki blok arasındaki siyasi, ideolojik, kültürel çatışmayı ifade eden bir terimdir aslında Soğuk Savaş. Dolayısıyla biz bu dönem boyunca Türk dış politikasının nasıl şekillendiğini, temel paradigmalarının neler olduğunu, nasıl kırılmalar yaşandığını beraber göreceğiz, beraber değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle az önce ifade ettiğim gibi İkinci Dünya Savaşı dünyadaki uluslararası sistem açısından önemli bir kırılma noktası, önemli bir dönemdir. Çünkü daha önce 18 ve 19. yüzyıllarda güç dengesi modeli adını verdiğimiz bir model çerçevesinde ulus devletler örgütlenmiş iken uluslararası sistem bu güç dengesi modeline göre yapılandırılmış iken, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine uluslararası sistemin değiştiğini, yeni bir modelin söz konusu olduğunu, yani daha doğru bir deyimle iki kutuplu bir sisteme dönüştüğünü görmekteyiz. Şimdi dersin başında da ifade ettiğim gibi 1945-46'dan başlayıp 1991 yılına kadar olan dönemi biz uluslararası ilişkiler tarihinde ya da disiplininde Soğuk Savaş dönemi olarak nitelendiririz. Şimdi daha önce bahsettiğim bu güç dengesi modeli, yani 18 ve 19. yüzyılda Avrupa ulus devlet modelini baz alan ve bu devletler arasında ortaya çıkmış uluslararası sistemi tanımlayan bu modelde bir dengeleyici devlet var idi. O dengeleyici devlet de 18 ve 19. yüzyıllarda İngiltere'ydi, biliyorsunuz. Britanya İmparatorluğu, hatta sık sık ifade edildiği gibi üzerinde güneş batmayan bir devlet. Yani dünyada çeşitli kıtalarda sömürgeleri olan bir devleti. Yani doğuda Hindistan'dan tutun da işte Akdeniz'de Kıbrıs'a, Malta'ya kadar yine öte tarafta Kanada'ya kadar böyle geniş bir coğrafyada bir hükümran olan bir devlet idi. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii bu güç dengesi modeli bozuldu. Çünkü İngiltere artık bu yükü, yani askeri ve ekonomik yükü taşıyamayacağını anlamış idi. Biraz sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bir iki örnek vereceğim. Ve ardından da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu yaklaşık 100 yıldır takip ettiği Monroe, yani tecrit politikası, yani Avrupa'nın işlerine karışmama politikası, yani izolasyon politikasından vazgeçerek küresel bir güç olarak ortaya çıktı ve İngiltere'nin bıraktığı yerden devam etti, hem de daha farklı ideolojik bir takım çatışmaları da içererek. Öte tarafta ise yine az önce dediğim gibi işte Sovyetler Birliği'nin yine 1900 özellikle 45'lerden itibaren ilk belirtilerini işte
İran Azerbaycan'ını boşaltmaması, yani çünkü İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefikler Sovyetler Birliği'ne yardım iletmek ya da Almanların İran'daki petrol yataklarını ele geçirmelerini önlemek için bir anlaşmayla, yani aralarında yaptıkları bir anlaşmayla kuzeyden Sovyetler Birliği, güneyden de Basra Körfezi'nden de İngiltere İran'ı işgal etti. Yine anlaşmaya göre savaş bittikten sonra her iki ülke, yani Sovyetler Birliği ve İngiltere şeyden çekilecekti, İran'dan çekilecekti. Fakat savaş bittikten sonra İngiltere çekilmiş olmasına rağmen Sovyetler Birliği orayı uzun süre boşaltmadı. Amacı da şuydu, yani birçok araştırmacının, uzmanın ifade ettiği gibi Sovyetler Birliği bu noktadan, bu coğrafyadan hatta Basra Körfezi'ne kadar inerek oradan Orta Doğu'ya yayılmayı, orada bir nüfus kurmayı istemiş idi. Öte taraftan yine hepinizin bildiği gibi muhtemelen Azerbaycan'daki tarih kitaplarında sık sık bahsediliyordur. Savaş bittikten sonra Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'da Kızıl Ordu'nun desteğiyle bir takım işte sosyalist, komünist rejimler kurması, Almanya meselesi, tabii Almanya'nın bölünmesi meselesi keza aynı. Bunlar hepsi alt alta getirdiğimiz zaman aslında Soğuk Savaş'ı başlatan ve blokları meydana getiren olaylardı. Ve nitekim 1946 yılında İngilizlerin eski başbakanı Churchill yapmış olduğu bir konuşmada Adriyatik kıyılarından işte Balta kadar bir demir perdenin indiğini ifade etmişti. Yani bu bölgenin Sovyetler Birliği'nin nüfuzu altına girdiğini ifade ediyordu. Bu aslında hem bloklaşmanın, yani bu söz, hem de Soğuk Savaş'ın önemli kavramlarından biri olduğunu görmekteyiz. Demek ki varan bir İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu sistemler, devletler çoğunlukla rakip iki blok etrafında toplanmışlardır. Yani Batı bloku ve Doğu bloku. Öte taraftan 1950'li yıllardan itibaren başlayarak ama 1970'lerde daha da somutlaşan bu iki blokun yanında bir de bağlantısızlar hareketi oluşmuştur. Bu da bir anlamda üçüncü blok olarak nitelendirilebilir. Bu bağlantısızlar hareketi ya da üçüncü blok dediğimiz dönemde işte Yugoslavya, Endonezya, Hindistan, Mısır gibi o dönemde bir takım ülkeler yer almış idi. Dediğim gibi arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 45 yıl boyunca gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Sovyetler Birliği askeri, ekonomik ve siyasi karar ve süreçleri savaşın konjonktürel boyutuna göre şekillendirmiş ve buna göre bir uluslararası sistem inşa ettiklerini görmekteyiz. Bu dönemde siyasi, ideolojik, askeri ve kültürel bir çatışmanın içerisine girdi. Şimdi bu Soğuk Savaş'ın tabii üç önemli simgesi vardır. Bu 45 yıl boyunca üç önemli simgesi var. Birincisi Berlin Duvarı. Yani Almanya'yı ikiye bölen, Berlin'i ikiye bölen duvar ki 1950'li yılların sonunda inşa edilmeye başlandı. Biliyorsunuz Kasım 1989'da da yıkıldı. Bu Soğuk Savaş'ın önemli simgelerinden biriydi. İkincisi nükleer silahlanma, özellikle ABD ve Sovyetler Birliği arasında bir nükleer silahlanmanın olduğunu burada görmekteyiz. Bu hakikaten dünyayı büyük risklere sokan önemli bir nokta olduğunu burada görmekteyiz. Üçüncü simgesi de Küba krizidir. Biraz sonra üzerinde dururuz elbette. Özellikle Küba'da bir devrim, yani Fidel Castro'nun liderliğinde bir devrim gerçekleştirildikten sonra tabii Amerika kendisine 90 mil uzaklıktaki bu takım adaya müthiş bir ambargo uyguladı. Orada tabii Castro bu ambargodan
bu baskıdan kurtulabilmek için tabii Moskova'ya yöneldi. Yani Sovyetler Birliği'ne yöneldi ve Sovyetler Birliği de tabii Amerika'nın hemen dibinde bu yere destek vermekten tabii ki çekinmedi. Çıkarları açısından daha uygun buldu ve bu ilişkinin sonucunda Sovyetler Birliği Küba'ya füze rampası yerleştirmeye çalıştı. Tabii bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri tarafından tespit edildi filan ve dünya bir savaşın eşiğine geldi. Bu da yani Küba krizi de Soğuk Savaş'ın önemli simgelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu nokta önemli bir noktaydı arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Şimdi tabii bu Soğuk Savaş'ın anlamı bu bloklaşma içerisinde şuna da değinmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir çevreleme politikası izlemeye başladı. Yani Sovyetlere karşı. Çünkü Sovyetler biliyorsunuz az önce dedim Doğu Avrupa'da Kızıl Ordu'nun desteğiyle başlangıçta önce kurulan hükümetlerde komünistler koalisyon ortağı olarak yer aldılar. Fakat daha sonra mesela Şubat 1948'de Çekoslovakya'da olduğu gibi Prag darbesi, Şubat-Mart ayında yapılan Prag darbesiyle iktidarlar ele geçirildi. Diğer bölgelerde de keza aynı şekilde. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği'ni çevreleme politikası adını verdiğimiz bir politika izlemeye başladı. Hatta bunun da mimarı George Kennan diye daha önce Moskova'da diplomat olarak bulunmuş Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde çalışan aslında basit yani alt düzeyde bir memur. Fakat o Kennan dediğimiz yani kişi 1946 yılının Şubat ayında Washington'a uzun telgraf adı verilen yani literatürde, uluslararası ilişkilerde uzun telgraf adı verilen 8 bin kelimeden oluşan bir uzun telgraf gönderdi. Ve o telgrafta Sovyetler Birliği'nin amacı ortaya konuldu ve öneri olarak da Sovyetlerin çevrelenmesi, bunun önlenmesi gerektiği söylüyor. Kısaca böyle ifade edebiliriz. Bu uzun telgraf. Bu da yine Soğuk Savaş'ın ve bloklaşmanın önemli kavramlarından biridir. Ardından tabii 1947'de bu George Kennan, bu Amerikalıların meşhur bir dış politika dergisi vardır. Sanıyorum Foreign Affairs gibi bir şeydi. Orada bir X imzalı, yani imzasız diyebileceğimiz bir makale yayınlandı ama biz biliyoruz ki bu makale George Kennan'a aitti ve orada da bu çevreleme politikasını biraz daha derinleştiriyor. Şimdi buradan sonra ve 1947 yani 12 Mart 1947'de ABD Başkanı Truman Kongre'de bir konuşma yapıyor ve yetki istiyor. Yani iç savaş halinde bulunan Yunanistan'da komünistlerin lider olma, daha doğrusu iktidara gelmemesi için Yunanistan'a askeri ve ekonomik yardım bulunması ve keza yine aynı şekilde Türkiye'yi de yardıma dahil etmiş ve toplamda 400 milyon dolar, bunun 300 milyon doları Yunanistan'a, 100 milyon doları da Türkiye'ye verilmesi için kongreden yetki istenmiş. İşte bu konuşma ve bu bahsettiğim yardım Truman doktrini olarak ifade edilir. Yani hür dünyanın korunması ve baskıcı hükümetlerin ya da daha böyle hani anlaşılabilir bir şekilde söyleyeyim, Sovyetler Birliği'nin yayılmasını durdurmak, engellemek için bu tür ülkelere yardım edilmesi. Biz buna kısaca Truman doktrini adı veriyoruz. 12 Mart 1947. İşte bu 12 Mart 1947 Truman doktrini Türkiye'nin dış politikası açısından da çok önemlidir. Çünkü bundan sonra artık Türkiye daha somut bir biçimde Batı blokuna girmeye başlamış. Ardından yine 1947 yılının Haziran ayında asker kökenli yani Amerika'nın eski Genelkurmay Başkanı George Marshall'ın adını taşıyan bir
Avrupa'nın yanmış yıkılmış devletlerine yardımda bulunmak, Sovyetlerin orada, komünizmin oradan nüfuz elde etmesini önlemek için Marshall Planı dediğimiz, toplamda 14-15 ülkeyi, aralarında Türkiye ve Yunanistan da var, onları da kapsayan bir plan açıklandı. Ve bu Marshall Planı içerisinde de, yani 1948'de Türkiye resmen başlatıldı. Aşağı yukarı 1948'de 1952 yılları arasında da Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye 350 milyon dolar civarında, hatta 352 milyon dolar yardımda bulundu. Şimdi dikkat ederseniz, bir Truman doktrini, iki Marshall planından Türkiye'nin yararlandırılması, üç Türkiye'nin 1949'da Avrupa Konseyi'ne girmesi, dört 1949'da kurulan NATO'ya Türkiye'nin 1952'de üye olması gibi bir dizi olayların sonucunda Türkiye Batı blokunun bir üyesi oldu ve dolayısıyla bu bahsettiğim olaylar zinciri aynı zamanda Batı blokunun da kuruluşunu bize ifade ediyor. Öbür tarafta da Sovyetler Birliği tabii bu Marshall planına karşı bir hamlede bulundu ve bir önce bir Kominform dediğimiz bir örgüt, eski o Komintern tasfiye edildi, onun yerine Kominform, 8 sosyalist ülkenin katılımıyla, arada Arnavutluk, işte Yugoslavya, Çekoslovakya filan, Bulgaristan var. Ve ardından tabii Comecon kuruldu ve nihayetinde de 1950'li yılın ortalarında bu Doğu blokunun askeri örgütü olan Varşova Paktı kuruldu. İşte bahsettiğim bu soğuk savaş, bloklaşma kısaca böyle. İşte 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra, tabii bilmiyorum yaşı yetenler var mıdır, çok büyük bir heyecanla, coşkuyla karşılandı özellikle Batı dünyasında, liberal çevrelerde. Bunlardan biri de şuydu: Japon kökenli Amerikalı sosyolog, siyaset bilimci Francis Fukuyama bir makale yazdı ve bu makalenin adı Tarihin Sonu. Dolayısıyla bu blokların yıkılmasıyla, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle artık tarihin sonunun geldiğini, liberal demokrasilerin zaferle çıktığını, artık bundan sonra dünyanın liberal demokratik ilkelerle yürüyeceğini filan ifade etmiş. Tabii bu problemli, tartışmalı bir tezdi ama o tarihlerde çok tartışıldı, konuşuldu, revaçtaydı ve sonra 1992'de bu bir kitap olarak Tarihin Sonu diye daha da derinleştirdi. Yani 1945'te askeri ve ideolojik temel üzerine oturtulan Soğuk Savaş'ın bittiğini, sonunun geldiğini ve bunu mutlak biçimde Batı'nın kazandığını, liberal kapitalist düzenin, liberal demokrasilerin kazandığını iddia etti ve bundan sonra dünyada yeni bir sistemin kurulacağı ifade ettirilmiş idi. Şimdi birincisi bu. Bir Soğuk Savaş'ın yine kurumlarından bir tanesi, aslında Soğuk Savaş döneminde barışın sağlanması, uluslararası sorunların barışçıl yıllardan çözülmesi için Birleşmiş Milletler kurulmuştu. Bu Nisan 1945 konferansı düzenlenmişti San Francisco'da. Ardından Birleşmiş Milletler Anayasası dediğimiz bir belge kabul edildi ve birçok devlet şey yapıldı, üye yapıldı. Şimdi Birleşmiş Milletler kurulurken iki temel organı var. Birincisi, hepinizin bildiği gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. 5 daimi ülkesi var. ABD, Sovyetler Birliği, Çin, İngiltere ve Fransa. Onun dışında bir de genel kurul. Yani bütün üye devletlerin temsil edildiği genel kurul var. Ama sorsanız hocam, bu Birleşmiş Milletler bütün bu anlattığınız çerçevede yıllar boyunca başarılı olmuş mudur? Hayır. Çok hemen kısaca söyleyebilirim ki Birleşmiş Milletler umulduğu gibi, tahmin edildiği gibi başarılı olamadı. Yani dolayısıyla dediğim gibi bu bloklaşma, bu askeri ve iktisadi şeylerle, kurumlarla devam etti arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi tabii zaman zaman
hem Batı blokunda hem de Doğu blokunda bazı sorunlar da yaşandı. Mesela Batı blokunda Fransa, yani Fransızların meşhur devlet adamı General de Gaulle, 1966 yılında Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından ayrıldığını, işte ondan sonra Fransa'nın daha doğrusu, daha önce de de Gaulle bağımsız bir Avrupa şeyinden, düşüncesinden yanaydı. Ve ara ara bir takım sorunlar yaşandı. Ve tabii bu nereden kaynaklandı? Bu şuradan, az önce ifade ettiğim gibi Küba krizi tabii diplomasiyle, görüşmelerle bir şekilde ötelendi, çözüldü ve Amerika Birleşik Devletleri bir doktrin değişikliğine gitti ve Fransa buna tepki gösterdi. Yani Fransa, Amerika Birleşik Devletleri'nin ileride Avrupa'yı, Fransa'yı işte özel olarak da Sovyetler Birliği'ne karşı korumayacağı ya da öyle bir şey yapıyor. Ve dolayısıyla Fransa kendi nükleer silahını üretmeyi ve Sovyetler Birliği'nden gelecek tehdidi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olmaksızın savuşturmak için bir dizi arayışlar içerisine girildi ve NATO'nun askeri kanadından çıktı. Bu zaman zaman aslında şöyle, Avrupa Birliği ile Amerika arasında da zaman zaman böyle bir takım çatışmaların yaşandığını da geçmiş zamanda görüyoruz arkadaşlar, onu söyleyelim. Şimdi 1970'li yılların sonunda, tabii aslında şöyle söyleyeyim, Küba krizinden sonra tabii ve 1964 bizim Kıbrıs'ta askeri müdahale olasılığı ortaya çıkmıştı. Türk dış politikası da değişmeye başladı ve 1947 ile 1964 yılları arasında mutlak blok siyaseti izlerken çok yönlü bir dış politikaya yöneldi. Ve 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği nükleer silahlarda bir indirime gidilmesi ya da üretiminin sınırlandırılması ile ilgili bizim kısaca SALT 1, SALT 2 diye ifade ettiğimiz bir dizi anlaşmalar yapıldı. Fakat bu tabii kısmi bir dönemdi, öyle söyleyeyim. Yani kısa süren bir dönemdi ve 1970'li yılların sonunda ABD'nin başkanı, ki Demokrat Parti'den seçilmişti, Jimmy Carter, şimdi sanıyorum hala hayatta, yani 100 yaşına girdi ya da girmek üzere. Sovyetler Birliği'ni yumuşak karnından vurmak için uluslararası çapta bir insan hakları kampanyası başlattı. Ve Sovyetleri çevrelemek için de pardon, Sovyetler Birliği'ni çevrelemek için de Yeşil Kuşak dediğimiz bir projeyi hayata geçirdi ve 1980'de de literatüre Carter doktrini olarak geçen bir doktrin ilan etti. Bu Carter doktrini neydi? Basra Körfezi'ndeki petrol alanlarına yapılacak bir saldırının ABD'nin çıkarlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği belirtilmiş. Bakın, dikkat ederseniz bütün mesele arkadaşlar, pardon, bütün mesele Orta Doğu'daki petrol alanlarının hakimiyeti üzerine kurulmuş. Günümüzde de aynı hikaye devam ediyor. Şimdi bu Carter doktrininin tabii ortaya atılmasını tetikleyen bir gelişme de 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaliydi. O tarihe kadar Soğuk Savaş'ta bir yumuşama dönemi yaşanırken, Sovyetlerin Afganistan'ı işgalinden sonra bizim ikinci Soğuk Savaş diye dediğimiz tırnak içinde bir dönem başladı. O da ta şeye kadar, 1990'a kadar devam etti arkadaşlar. Bunun dışında yine Amerika Birleşik Devletleri 1980'lerde bu kez Cumhuriyetçilerden başkan seçilen eski film artisti, kovboy filmlerinde sık sık oynamıştır, Reagan, Ronald Reagan,
bir proje açıkladı. Bu Yıldız Savaşları projesi ve bu projeye göre de karşılıklı mahvolma esasına dayanan bir caydırıcılık esası olacak idi arkadaşlar. Şimdi tabii bütün bu dönem boyunca işte Türkiye tabii az önce dediğim gibi 1964'e kadar mutlak blok siyaseti izledi. 1952'de NATO'ya girişiyle birlikte 1950'li yıllar boyunca bu mutlak blok siyasetinin en yoğun yaşandığı bir dönem olarak ifade edebiliriz. Bu da Türkiye'nin işte o Soğuk Savaş döneminde ki rolünü bize gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi tabii bütün bunlar neden oldu? Yani temel sorumuz bu. Yani Türkiye ne oldu da 1945'te bu Batı bloku içerisine girdi ya da sokuldu diyelim. Şimdi 1945'te şu, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Türkiye bir tarafsızlık politikası izledi. Yani müttefiklerin lehine tarafsızlık diyebileceğimiz, hatta birçok kaynakta ifade edildiği gibi denge oyunu dediğimiz, yani müttefiklerle Almanya ve İtalya'nın, Bulgaristan'ın yer aldığı mihver devletlerine karşı bir denge siyaseti izledi. Fakat ondan önce tabii 1939'da Türkiye, Almanya ve Fransa ile bir üçlü ittifak anlaşması yapmıştı. Bu üçlü ittifak anlaşmasına göre eğer bir Avrupa devleti tarafından Akdeniz'de bir işte İngiliz, Fransızlara saldırı söz konusu olur ise ya da savaş Akdeniz'e sıçrarsa Türkiye bu iki devlete yani İngiltere ve Fransa'ya yardımda bulunacaktı. İkincisi Balkanlarda özellikle İngiltere'nin tek taraflı olarak Yunanistan ve Romanya'ya verdiği garantiler var. Eğer bu ülkeler işgal edilirse İngiltere de bu ülkelere yardımcı olacak idi. Şimdi dikkat ederseniz İkinci Dünya Savaşı'nda hem savaş Akdeniz'e sıçradı bir Avrupa devleti tarafına yani Almanya, İtalya tarafından hem de Balkanlarda önce İtalya Yunanistan'ı sonra Almanya Yunanistan'ı işgal etti. Romanya yine Almanya tarafından işgal edildi ve dolayısıyla Türkiye'nin bu 1939 tarihli üçlü ittifak anlaşmasına göre savaşa girmesi gerekiyordu. Fakat Türkiye bir çeşitli gerekçeler öne sürerek yani ordum hazır değil, silah ve cephanem yeterli değil gibi bazen karşıdaki müttefik devletler Türkiye'nin savaşa girmesinin kendileri için yine ağır bir yük olacağını ifade ederek girmedi. Fakat Almanya Sovyetler Birliği'ne saldırdıktan sonra hepinizin hatırlayacaksınız 1941'den sonra bu kez Sovyetler Birliği yani Stalin Türkiye'nin savaşa girmesi gerektiğini devamlı baskı kurdu ve çeşitli konferanslarda da bunu dile getirdi. İşte 1945'e geldiğimizde Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Molotov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper'i kendi makamına çağırarak 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması'nın yenilenmesi için bir takım şartları olduğunu ifade etmişlerdir. Yani artık 1945'te şartlar değişti, dünyanın konjonktürü değişti. Bu 1925 tarihli anlaşmanın uzatılması için şartlar ya da feshedilecek. Şartlar nedir? Şartlar şuydu, hepiniz hatırlayacaksınız eminim. Sovyetler Birliği, Boğazların birlikte savunulması, Boğazlarda kendisine bir askeri üs tahsis edilmesi, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin Sovyetler Birliği lehine değiştirilmesi, öte taraftan da Kuzeydoğu sınırı yani bugünkü bizim Kars ve Ardahan'ın tekrar Sovyetler Birliği'ne verilmesi gibi. Tabii bu istekler Türkiye tarafından reddedildi bunlar ve böylece bir Türkiye kendisini bir Sovyet tehdidiyle yüz yüze buldu arkadaşlar. Onu hemen söylemiş olalım. Şimdi bundan sonra tabii Türkiye bu Sovyetlerin Türkiye'ye nota vermesi ki 1945-1946'da bizim tırnak içinde notalar savaşı dediğimiz bir dizi böyle karşılıklı notaların verildiği bir dönemdir ve bu Türkiye'nin tabii dış politikasında
bir hayli sancılı bir dönemdi. Türkiye'de burada Batı blokuna, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'den destek alarak tercihini Batı blokundan yana yaptı. Bu önemli bir nokta. Yani Türkiye'nin dış politikasının yönünün, rotasının değişmesinde bu bahsettiğim olay önemli bir olay olduğunu burada görmekteyiz. Şimdi tabii Türkiye özellikle bu Batı blokunda yer alma isteği tabii güvenlik kaygılarıyla oldu diyoruz ama bunu pekiştiren, bunu destekleyen başka etkenler de var. Mesela Türkiye'nin tarihsel olarak bir batılılaşma içerisinde, çabası içinde bulunması, ideolojik olarak kendisini batıda görmesi gibi bir dizi etkenler de Türkiye'nin bu Batı blokuna girmesinde etkili olduğunu burada rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta. Şimdi Türkiye bu blok siyaseti çerçevesinde ne oldu? Önce hani Truman doktrininden yararlandı dedik, Marshall planından yararlandık. Ardından 1949'da Avrupa Konseyi'ne, daha sonra 1952'de NATO'ya girdi. 1953'te Balkan İttifakı dediğimiz Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya'nın yer aldığı bir ittifak kuruldu. 1955'te yine bu kez doğuda Bağdat Paktı, işte Türkiye, İran, Irak, Pakistan, İngiltere'nin yer aldığı bir Bağdat Paktı kuruldu. Bu Bağdat Paktı 1958'de Irak'ta askeri darbe olduktan sonra Irak Bağdat Paktı'ndan çekildi. Paktın merkezi Londra'ya taşındı ve adı da CENTO'ya dönüştü. Şimdi dikkat ederseniz Türkiye'nin böyle bir blok şeyi içerisinde yer var. Sonra 1960'lı yıllarda bu blok siyasetinde az önce ifade ettim. ABD'nin blok siyasetinde esnek karşılık doktrinini benimsemesi, yani bir yumuşama içerisine girmesi. 1964'te Türkiye'nin Kıbrıs'a bir askeri müdahalede bulunma şeyinin ortaya çıkması olasılığın ve ABD Başkanı Johnson'ın o dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye çok sert bir mektup göndermesi, Kıbrıs'a asker çıkarmanız halinde ABD'nin sizi koruyamayacağını, silahlarının kullanmaması, ABD menşeili kökenli silahların kullanılmaması, Sovyetler Birliği'nin Türkiye saldırısı karşısında işte savunmasız kalacağı gibi böyle diplomatik nezaketi de aşan bir mektup gönderdi. İşte Türkiye 1964'ten sonra artık o mutlak blok siyasetinden yavaş yavaş vazgeçip daha çok yönlü bir dış politikaya yöneldi ve nitekim 1965-66'dan sonra, 67'den sonra Sovyetler Birliği ile karşılıklı üst düzey ziyaretlerde bulunmuştu. Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmiştir. Sovyetler Birliği'nde de başta Dışişleri Bakanı olmak üzere üst düzey yöneticiler Ankara'yı, Türkiye'yi ziyaret etmişlerdir ve iki devlet arasında daha çok ekonomik ve kültürel nitelikli bir dizi anlaşmalar imzalandığını görmekteyiz arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Şimdi buradan 70'li 80'li yıllara geldiğimizde özellikle 1970'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın olmasından sonra tabii Türk dış politikası da orada bir kırılma yaşıyor. Çünkü Batı dünyası, Batı blokunun önemli üyeleri, işte İngiltere, Fransa'sından ABD'sine tutun da Türkiye'yi sert bir şekilde eleştirdiğini görüyoruz. Ve Türkiye tekrar 74'ten sonra o çok yönlü dış politikasına devam ettiğini burada görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi 1980'lere geldiğimizde Sovyetler Birliği'nde önemli değişiklikler meydana geldi. İşte Mihail Gorbaçov iktidara geldi 1985'te ve Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği'nde bir reform programı başladı. Yani Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve sosyal yönden yeniden yapılanmasını öngören bir preistorika dediğimiz, yani yeniden yapılanma, glasnost, yine açıklık politikası uyguladı. Yani bu iki kavram önemli Sovyetler Birliği'ndeki reformu nitelemek açısından. Bu tabii Gorbaçov'un liderliğindeki Sovyetler Birliği 1987'den itibaren tabii ciddi değişmeler yaşandı.
Afganistan'dan mesela Sovyet ordusu geri çekildi. Fakat tabii Doğu Avrupa'da özellikle Polonya'da 1970'lerde başlayan muhalefet tabii gittikçe artmaya başladı. Bu arada tabii Macaristan'da ve Çek Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz 56'da ve 68'de bir takım olaylar meydana geldi. Yani dolayısıyla 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla beraber Doğu bloku dağıldı. Ardından da 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldı biliyorsunuz ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte iki kutuplu dünya sistemi ortadan kalktı. Bu kez bizim tek kutuplu dünya sistemi dediğimiz yani süper devlet tırnak içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bir sistem kuruldu. Tabii 1991'de Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Rusya Federasyonu biliyorsunuz yeni onun yerine kuruldu ve Rusya Federasyonu ilk birkaç yılında tabii daha çok ekonomik açıdan çok zor durumda olduğu için ekonomik çöküntü içerisinde olduğu için çok böyle hani çevresiyle pek ilgilenemedi ama zaman içerisinde Sovyetler Birliği'nin eski nüfuz alanını tekrar kontrol altında tutmak için bir dizi çabalar içerisine girdiğini burada görmekteyiz. Tabii Sovyetler Birliği'nin dağılması özellikle Türk dünyasını yakından ilgilendiren bir husustu ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tabii Orta Asya'da Türk Cumhuriyetleri kuruldu. İşte hepinizin bildiği gibi Kafkasya'da da biliyorsunuz Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti ve böylece bu coğrafyada yeniden yapılanmaya başladı. Onu da söylemiş olalım. Bilmiyorum burada size tam bir soru sorsak, bilmiyorum derse katılan arkadaşlarımız. Mesela bu 91'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını kavuşması acaba nasıl oldu? Böyle bir konuşmak isteyen var mı? Derse katılan arkadaşlarımız içerisinde acaba Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşması o dönemle ilgili acaba ne tür bir değerlendirme yapılabilir? Herhalde yok galiba şey yapan. Evet. Şimdi tabii Sovyetler Birliği'nin dağılması NATO'nun kendini yeniden tanımlamasını ortaya çıkarttı. Çünkü NATO Soğuk Savaş pratiği içerisinde Sovyetlere karşı bir güvenlik, bir savunma örgütü olarak kurulmuştu ama Doğu blokunun ortadan kalkması, Sovyetlerin dağılmasından sonra NATO nasıl kendini tanımlayacaktı, yeniden nasıl yapılandıracaktı? Bu da 1990'larda tabii NATO daha çok böyle bölgesel çatışmalarla ilgilenmeye başladı. Yani Doğu Avrupa'da olsun, Balkanlarda olsun bölgesel çatışmalarla ilgilenmeye başladı ama genişleme stratejisi ve yeni konseptini sürekli olarak taze tuttuğunu belirtebiliyoruz. Mesela genişlemeden bahsettik. 1989'da üye sayısı 14 olan NATO, 1999'da, 2004'te, 2009'da Doğu Avrupa'da birçok ülkenin katılmasıyla üye sayısının 28'e çıktığını görüyoruz ki bu sayı bugünümüzde daha arttı arkadaşlar. Zaten bugünkü Rusya-Ukrayna savaşının da önemli nedenlerinden bir tanesi Ukrayna'nın NATO'ya girmek istemesi. Bu arada tabii Avrupa coğrafyasında, kıtasında bir dizi başka olaylar oldu. Mesela 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Avrupa'nın işte çeşitli ülkelerinin bütünleşmesi için oluşturuldu. 1957'de Roma Antlaşması ile bu Avrupa Ekonomik Topluluğuna dönüştürüldü. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kuruldu. Ardından bu 1957 Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu olan işte bu üç örgüt Avrupa Toplulukları adı altında birleştirildi ve sonra 1992'de Maastricht Anlaşması ile bu Avrupa Topluluğu Avrupa Birliği adını almaya başladı ve yeni bir
konsept içerisinde yoluna devam ettiğini görmekteyiz. Tabii Soğuk Savaş'ın bitişi ne yazık ki birçok bölgede büyük trajedilere de yol açtı ki bunların içerisinde mesela Balkanlar'da Yugoslavya'nın parçalanması ve orada Sırp, Hırvat ve Müslüman çatışmasının olması ve 1992 ile 95 yılında Bosna Savaşı dediğimiz savaşta Bosnalılara, Bosnalı Müslümanlara karşı bir etnik temizlik de uygulandı ve yaklaşık 200 bin insanın bu çatışmada öldüğü, 200 bin Müslümanın, Boşnak Müslümanın öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Bu da yani 90'lı yıllarda bölgesel çatışmaların ağırlık kazandığını burada görmekteyiz. Tabii Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra ki dönemde dikkatimizi çeken en önemli olaylardan biri, en önemli kırılma noktalarından biri 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki El-Kaide'nin gerçekleştirmiş olduğu terör eylemidir. Yani New York'ta ikiz kulelere, dünya ticaret binalarına ve Pentagon'a eş zamanlı saldırıların düzenlen. Bu tabii Amerika'nın dış politikasının değişmesinde de önemli rolü oldu ve George Bush, yani oğul diyoruz biz buna kısaca, oğul George W. Bush yönetimi başta ABD olmak üzere özgür dünyayı korumak, terörle mücadele adı altında kısaca bizim Bush doktrini adını verdiğimiz bir doktrin devreye soktu. Biliyorsunuz bunun neticesinde Afganistan'a 7 Ekim 2001'de ardından da 2003'te Irak'a askeri müdahalelerde bulunuldu ve ki NATO'da aktif rol aldı. Bu arada bu Soğuk Savaş'ın sona eriş sürecinde medeniyetler çatışması diye bir tez ortaya atıldı. Samuel Huntington tarafından atıldı. Artık bundan sonra bir medeniyetler çatışması tezi ve medeniyetler çatışması olacağı ifade edilmişti. Özellikle bu 11 Eylül saldırılarından sonra bu tezin ciddi bir şekilde ele alındığını görüyoruz. Ama bu tezin de tabii sosyolojik, tarihsel olarak bir takım eksiklikleri, tartışılacak olan noktaları vardı. Bu da altı çizilmesi gereken hususlardan biri arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bu arada tabii Avrupa Birliği gibi örgütlerin güçlenmesi, yani ulus ötesi dediğimiz, ulus üstü dediğimiz bir takım örgütlerin, uluslararası kurumların daha doğrusu dünya siyasetinde, uluslararası arenada daha etkili olmaya başladığını burada rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu Doğu blokunun yıkılışı, yani Soğuk Savaş'ın bitişinden sonra işte dünyanın küresel hale geldi. İşte millet ve milliyetçiliklerin artık modasının geçtiği, yani daha doğru bir deyim de ulus devletlerin modasının geçtiği ifade edilmişti. Tabii bu da çok tartışmalı bir konuydu. İşte biliyorsunuz bir takım milliyetçi eksenli bu dönemde çatışmalar başta Yugoslavya olmak üzere ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O da söyleyelim. Bu arada tabii bölgesel sınır çatışmalarının son verilmesi için bir takım önlemler alındı ve ilk başta yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu'nun yayıldığı alanda ya da Sovyetler Birliği'nden kopan ülkelerde radikal İslamcı hareketlerin ortaya çıkmaması için önce Rusya dediğimiz, yani First Russian dediğimiz bir politikada, bir doktrin de ortaya atıldı. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Evet. Evet, biraz süremiz hızla daralıyor. Hızlı bir şekilde ben gideyim arkadaşlar. Tabii burada Soğuk Savaş'ın bitişi acaba Türk dış politikasında nasıl bir değişime yol açtı? Temel sorulardan bir tanesi de bu.
Şimdi öncelikle arkadaşlar Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerine Batı dünyasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok uzman artık Türkiye'nin eski önemini kaybettiği, o eski sahip olduğu jeopolitik önemi, konumu kaybettiği üzerine değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Fakat 1990'da 91'de ki birinci Körfez Savaşı sırasında hatırlayacaksınızdır ya da okuduklarınızdan biliyorsunuzdur. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e saldırması ve Kuveyt'i Irak'ın 19. vilayeti haline getirdiğini ilan etmesi karşısında Amerika Birleşik Devletleri müdahale etti biliyorsunuz. O çöl harekatı adını verdiğimiz bir askeri harekat düzenlendi. Şimdi burada Birinci Körfez Savaşı'nda tekrar Türkiye hatırlandı ve Türkiye'nin jeopolitik konumu tekrar ön plana çıkarılmaya başlandı. Tabii zaman zaman bunlar hep yaşanıyor. Yine bu 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın Afganistan'a ve özellikle Irak'a ikinci müdahalesindeki ikinci Körfez Savaşı'dır o. Orada da yine Türkiye'nin jeopolitik öneminin tekrar hatırlandığı ifade edilmiştir. Yani dolayısıyla Türkiye 1990'lardan sonra böyle bir ikilemle karşı karşıya kaldı. İkincisi de tabii biraz sonra belki üzerinde dururuz, onu sizin daha iyi bildiğinizi düşünüyorum. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu kurulan Türk Cumhuriyetleri ile ilişki. Tabii Türkiye başta Azerbaycan olmak üzere diğer kurulan Türk Cumhuriyetlerini zaten ilk tanıyan ülke oldu. İlk büyükelçiliklerin, büyükelçilik açan ülke oldu. Ve böyle bir ilişki de ortaya çıktı. Tabii bu başlangıçta çok büyük bir avantaj olarak görüldü ama ne yazık ki 90'lardan sonra Türkiye ile bu kurulan yeni Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkinin daha dengeli, daha rasyonel sürdürülememesi nedeniyle zaman zaman bazı çıkmazların da yaşandığını belirtmemiz gerekiyor ya da bazı eksikliklerin ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor. Çünkü Sovyetler Birliği coğrafyasının da ortaya çıkan bu gelişmeler Türkiye için çok önemli. Tabii vazgeçilmez bir nokta ve stratejik bir öneme de sahip olduğunu burada görmekte. Tabii bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri bütün bu Türk Cumhuriyetlerine ve Sovyetlerden ayrılan ülkelere hep Türkiye'yi model gösterdi. Türkiye'nin nesini model gösterdi? İşte demokratik kurumlara sahip, demokrasisi olan, laik bir ülke olarak batılılaşmış, çağdaşlaşmış, demokratik kurumları olan, işte siyasi açıdan gelişmiş ama en önemlisi de laik yapısı olan bir ülke olarak bu Türk Cumhuriyetlerine örnek olarak gösterildiğini burada yine görmekteyiz arkadaşlar. Az önce size söyledim ama tekrar edeyim bir cümleyle ve 1991'de Roma'da düzenlenen NATO zirvesiyle NATO'nun genişleme stratejisi üzerinde durdu. O da şey ve burada bir başka bir şeyin daha üzerinde durdu. Eski Sovyetler Birliği coğrafyası Orta Doğu ve Güney Akdeniz bölgelerinde meydana gelen istikrarsızlıklarla ilgilenmesi, yani Orta Doğu'daki bir takım istikrarsızlıklarla da ilgilenmesi kararının aldığını burada görmekteyiz. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Burada tabii Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Türkiye'de tabii 1945'li yıllardan itibaren çok ciddi bir anti-komünist söylem söz konusu, akım, cereyan söz konusu. Tabii Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bu komünist tehlikenin ortadan kalktığı hep ifade edilmiştir. Ve bu kez de Türkiye'nin işte yeni güvenlik sorunu, işte terör ve ayrılıkçı PKK gibi olaylarla karşı karşıya geldiği hep ifade edildiğini burada yine görmekteyiz arkadaşlar. Ama Türkiye 90'lı yıllarda da bu kez
dış politikasında Avrupa Birliği'ne üye olma hep bir öncelik taşımıştır. Avrupa ile bütünleşme sürecine daha fazla önem vermiştir ve Soğuk Savaş dönemi boyunca Türkiye'nin batıya yakın durması durumu savaş sonrasında da yine aynı şekilde önemini yitirmeye başladığını görürüz. Ama batılılaşma sürecinin devam ettiğini burada belirtelim arkadaşlar. Evet, şimdi bu 90'lı yıllar, 80'li yılların sonu 90'lı yıllarda Türkiye'de dış politika yapıcıları dediğimiz yani üst düzey yöneticilerin önemli rolleri olmuştur. Bunlardan bir tanesi bu Birinci Körfez Savaşı sırasında yani Irak'ın kuvvetli işgal etti 1990-91'de. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın büyük etkisi olduğunu ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içerisine girmesini, savaşa girmesi gerektiği ifade edilmiştir. Burada tabii Türkiye'nin üst düzey yöneticilerinde bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Çünkü o tarihe kadar Türkiye yurtta barış, dünyada barış siyasetini izledi. Yani Atatürk'ün o meşhur sözü. Burada tabii aktif bir dış politika izlenmek istenmesi başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere bazı kişiler üzerinde rahatsızlık yarattığını görüyoruz. Nitekim Genelkurmay Başkanı Necim Torumtay bir süre sonra istifa edecektir. Onu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet, şimdi onun dışında başka ne söyleyebiliriz? Bu Turgut Özal'dan bahsettik arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, sesim gitti biraz. Evet, şimdi burada yine bir başka nokta Türkiye'nin tabii bölgesel bir aktör olarak sivrilmesi. Yani hem Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkisi açısından hem de çevresindeki yakın çevresindeki olaylarla ilgili Türkiye'nin bir bölgesel aktör olma rolünde önemli mesafe kaydettiğini burada yine görmekteyiz arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Türkiye tabii 1995'te Gümrük Birliği Anlaşması yaptı. Bu 1 Ocak 1996 yılından itibaren yürürlüğe girdi. Ve Avrupa Birliği ile olan ilişkisi bu dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği bağlamında öncelikler vardı ve Kopenhag kriterleri Avrupa Birliği'ne üyelik için aday ülkelere diyelim ya da bu birliğe girmek isteyen ülkelere bir ön koşul olarak verildi. Kopenhag kriterleri daha çok işte demokrasinin geliştirilmesi, işte piyasanın, liberal piyasanın serbest piyasanın daha doğrusu oluşturulması gibi. Ama 90'lı yıllar Avrupa Birliği ile böyle tırnak içinde ifade edecek olursak aşk-nefret ilişkisi içerisinde gidip geldiğini görmekteyiz. Ve Avrupa Birliği Türkiye'nin bütün çabalarına karşın kapısını açmaması Türkiye'ye çok özür dilerim. Yeni koşullar öne sürmesi nedeniyle bu aşk-nefret ilişkisi yaşandı. 90'lı yıllarda Türkiye yani Soğuk Savaş sona erdikten sonra en önemli krizlerinden birini Yunanistan'la yaşadı. Hatta 1996 yılının işte Şubat ayıydı galiba, öyle hatırlıyorum. Kardak krizi yaşadı Türkiye Yunanistan'la ve iki devlet savaşın eşiğine gelmiş idi. Yani Kardak adası, daha doğrusu Kardak kayası, kayacığı diyelim, mülkiyet olarak hangi ülkeye ait olduğu konusunda bir tartışma çıkmış ve bir takım işte Yunan milliyetçi gruplar adaya çıkarak Yunan bayrağı astılar. Bunun üzerine Türk ordusunda da işte bir grup, işte diyelim komando, bir grup özel harekat o adaya çıkarak o Yunan milliyetçilerini oradan tasfiye etti. Fakat bu ciddi bir şeydi ve iki ülke dediğim gibi savaşın eşiğine geldi ama diplomasi yoluyla bunun çözüldüğünü burada görmekteyiz arkadaşlar. Bu da
Türkiye'ye 1997'de Avrupa Birliği'nin geleceği genişleme stratejisiyle ilgili ortaya koyduğu Gündem 2000 raporu ile ilgili ve Türkiye'nin Lüksemburg zirvesinde Türkiye'nin genişlemenin dışında bırakılması, yani orada Sovyetler Birliği'nden yeni ayrılmış ve Helsinki grubu ülkeleri ya da Lüksemburg grubu ülkeleri diye ayrılmış 10 tane ülkenin kısa süre içerisinde alınma isteğine rağmen uzun süredir Avrupa Birliği'ne girmek isteyen Türkiye'nin genişleme dışında bırakılması tabii Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini büyük oranda zedeledi ve hatta Türkiye Avrupa Birliği ile olan siyasi ilişkilerini dondurmuştur. Fakat daha sonra Helsinki'de 1999'da Türkiye'ye adaylık işte statüsünün verilmesi gibi işte bir takım kararlardan sonra ilişkileri nispeten daha normalleştiğini görürüz ama şu anda da biliyorsunuz belki takip ediyorsunuz Türkiye ile Avrupa Birliği arasında çok böyle hani kayda değer bir gelişme söz konusu değil arkadaşlar. Evet, benim size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bilmiyorum sizin sormak istediğiniz bir husus var mı? Arkadaşlar, sormak istediğiniz bir soru var mı? Arkadaşlar. Yoksa o zaman burada bırakalım arkadaşlar. Saat 2 oldu. Zaten süremizi de tamamlamış olduk. Ben hepinize teşekkür ediyorum derse katıldığınız için. Önümüzdeki hafta tekrar arkadaşlar bir araya gelelim. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederiz.